Uzay, gizemlerle dolu, karanlık bir okyanus gibidir. Yıldızlar arasındaki boşluklar, galaksilerin sonsuz hareketi ve ayın yüzeyindeki gizemli izler, insanlığı her zaman derinden etkilemiştir. Uzayın derinliklerinde keşfedilmeyi bekleyen birçok sırrı barındırmasına rağmen, NASA'nın Artemis programı, bu gizemli evrenin perdesini aralamak için cesur bir adımdır. Artemis programı, NASA'nın 21. yüzyılda Ay'a insanlı görevler gerçekleştirme hedefine ulaşmak için oluşturduğu kapsamlı bir uzay keşif girişimidir. Bu program, insanlı Ay görevlerini yeniden başlatarak Ay yüzeyine astronot göndermeyi ve sürdürülebilir bir Ay kolonizasyonu kurmayı amaçlamaktadır. Adını antik Yunan mitolojisinde Ay tanrıçası Artemis'ten alan Artemis programı, insanlığın uzay keşiflerindeki önemli bir kilometre taşı olarak kabul edilmektedir. Programın ana hedefi, 2025 yılına kadar insanlı bir misyonla Ay'a geri dönerek uzayda insan varlığını yeniden kurmaktır. Artemis programının vizyonu, sadece Ay'a insan göndermekte kalmayıp, aynı zamanda Ay'da uzun vadeli bir varlık sağlamak ve uzayda sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturmaktır. Bu program, yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve uzayda insan varlığının sınırlarını genişletmek için bir fırsat sunmaktadır. Artemis programı, insanlığın uzay keşifleri alanındaki geleceğine yönelik heyecan verici bir adımdır. Bu programın başarısı, insanlığın uzayda daha derinlere doğru ilerlemesine ve belki de bir gün Mars ve ötesine insanlı misyonlar göndermesine olanak sağlayabilir. İnsanlığın Ay'a geri dönüşü, uzay keşiflerindeki en önemli dönüm noktalarından birini temsil ediyor. Bu geri dönüşün önemi, bir dizi faktörden kaynaklanıyor ve insanlık için pek çok fırsat ve potansiyel sunuyor. İlk olarak, Ay'a insanlı dönüş, teknolojik ve bilimsel ilerlemenin bir göstergesidir. İnsanlar için uzun bir süre boyunca ulaşılamaz bir hedef gibi görünen Ay, teknolojik gelişmelerin ve insanın merak duygusunun bir sonucu olarak yeniden erişilebilir hale gelmiştir. Ay'a geri dönüş, insanlığın teknolojik sınırlarını zorlamak ve sınırlarını genişletmek için bir fırsat sunuyor. İkinci olarak, Ay'a dönüş, uzay keşiflerinin sürdürülebilirliği ve derinlemesine anlayışının artırılması için kritik bir adımdır. Gökyüzündeki parlayan uydumuz, gezegenimizin yakınında bulunan ve uzaydaki diğer cisimlere kıyasla daha erişilebilir bir hedeftir. Ay yüzeyinin detaylı şekilde incelenmesi, bilim insanlarına Güneş sisteminin evrimi ve dünyanın tarihine dair önemli bilgiler sunabilir. Üçüncü olarak, Ay'a dönüş, insanlığın uzayda sürdürülebilir bir varlık kurma yolundaki ilerleyişini simgeliyor. Ay'daki kaynakları keşfetmek ve kullanmak, uzayda uzun vadeli varlığın temelini oluşturabilir. Bu durum, gelecekteki insanlı uzay keşifleri için bir hazırlık ve model olabilir. Artemis programı, Ay'a geri dönüş hedefine ulaşmak için çok yönlü bir hazırlık süreci yürütüyor. Bu hazırlık, yeni teknolojilerin geliştirilmesini, astronotların eğitimini, roket ve uzay araçlarının tasarımını ve uzayda yaşam için gerekli altyapının kurulmasını içeriyor. Diğer uzay ajansları ve NASA, Ay'a dönüş için özel olarak tasarlanmış uzay araçları ve roketler geliştiriyorlar. O araçlar, insanları Ay yüzeyine taşıyacak ve güvenli bir şekilde geri getirecek kapasiteye sahip olmalıdır. Astronotlar, Ay görevlerine özel olarak eğitilmekte ve uzayda yaşam koşullarına uyum sağlamaları için simülasyonlar ve pratik eğitimlerden geçmektedirler. Ay yüzeyinde, insanların yaşaması için gerekli altyapı ve teknolojiler de geliştirilmektedir. Bunlar arasında habitatlar, oksijen üretim sistemleri, su arıtma sistemleri ve enerji üretimi sistemleri bulunmaktadır. Artemis programının öngörülen misyonları, Ay'a insanlı görevlerin yeniden başlaması ve Ay yüzeyinde uzun vadeli keşif ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini içerir. Bu misyonlar, insanlığın Ay'a geri dönüşünü mümkün kılacak uzay araçları, modüller ve diğer ekipmanlar kullanılarak gerçekleştirilecektir. Artemis 1, NASA'nın Artemis programı kapsamında gerçekleştirmeyi planladığı bir uzay misyonunun adıdır. Artemis 1 misyonu, insanlı bir görev olmayıp, Ay'a insan götürme hedefine yönelik bir hazırlık adımıdır ve programın bir parçası olarak tasarlanmıştır.
uydumuz olan Ay'a insan taşıma yeteneklerini test etmek, uzay aracı ve sistemlerin performansını değerlendirmek ve Ay'a insanlı görevler için gerekli teknolojiyi geliştirmek amacıyla planlanmıştır. Bu misyon, Ay'a dönüş için gerekli olan uzay aracı ve alt sistemlerin test edilmesini sağlayacak önemli bir adımdır. Artemis 1 misyonu, NASA'nın Orion uzay aracını kullanarak gerçekleştirilecektir. Orion aracı, astronotları derin uzay görevlerine taşımak için tasarlanmış bir uzay aracıdır. Artemis 1 misyonu sırasında, Orion uzay aracı, Ay yörüngesine fırlatılacak ve ardından Dünya'ya geri dönecektir. Artemis 1 misyonunun ana hedefleri şunlardır. Uzay aracı ve sistemlerin performansını değerlendirmek ve test etmek, uzay aracının güneş radyasyonu, ısı değişimleri ve diğer uzay koşullarına nasıl tepki vereceğini gözlemlemek, Ay yörüngesine fırlatma ve Dünya'ya geri dönüş süreçlerini test etmek, Ay'a insan taşıma yeteneklerini gözlemlemek ve geliştirmek için veri toplamaktır. Artemis 1 misyonu, Artemis programının, Ay'a insanlı görevler için hazırlık sürecinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Artemis 2 ise, NASA'nın Artemis programının bir parçası olarak gerçekleştirmeyi planladığı, insanlı Ay görevlerinin ikincisi olacak olan bir uzay misyonudur. Artemis 2, ilk kez 2023 yılında başlaması planlanan Artemis programının bir parçası olarak tasarlanmıştır. Ana hedefi, Ay'a insan götürmek ve geri getirmek için gerekli olan donanımı ve teknolojiyi test etmektir. Bu misyon, Ay'a insanlı uçuşlar için hazırlık amacı taşımaktadır. Artemis 2'nin en önemli özelliklerinden biri, Ay'a ulaşmadan önce, Dünya yörüngesinde bir tur yapacak olmasıdır. Bu tur sırasında, astronotlar ve ekip, uzay aracının performansını test edecek, ekipmanları kontrol edecek ve görevin geri kalanı için hazırlık yapacaklar. Artemis 2, Ay yüzeyine iniş yapmayacak, ancak uzay aracı, Ay'a yaklaşarak belirli senaryoları test etme fırsatı bulacak. Bu misyon, insanlı Ay görevlerinin temel adımlarını doğrulamak ve uzun vadeli hedeflere hazırlık yapmak için önemli bir aşamadır. Artemis 2'nin başarılı olması, Artemis programının ilerlemesinde kritik bir rol oynayacak ve insanlı Ay görevlerine yönelik sonraki adımların planlanmasına rehberlik edecektir. Bu misyon, uzay aracı ve ekipmanlarının güvenilirliğini ve performansını test etmek için önemli bir fırsat sunacaktır. Artemis programının bir parçası olarak planlanan Artemis 3, NASA'nın Ay'a insanlı bir misyon gönderme hedefinin 3. aşamasını temsil etmektedir. Uydumuz Ay'a insanlı bir iniş ve yüzeyde uzun süreli keşif görevi gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Üçüncü aşama, Artemis programının ilerleyişinde kritik bir adım olarak kabul ediliyor. Çünkü bu görevde, astronotlar, Ay yüzeyine inerek, derinlemesine keşif ve bilimsel araştırmalar yapacaklar. Üçüncü aşamada gerçekleştirilecek görevler arasında, Ay'ın jeolojik yapısının daha iyi anlaşılması, Ay yüzeyindeki kaynakların belirlenmesi, habitat ve yaşam destek sistemlerinin test edilmesi yer almaktadır. Artemis 3, önceki görevlerin başarılarını temel alarak, Ay yüzeyinde, insanlı uzay aracının başarılı bir şekilde inmesini, astronotların güvenli bir şekilde çalışmasını ve ardından Dünya'ya dönüşünü hedefliyor. Bu görev, uzaydaki insan varlığının sürdürülebilirliği ve Ay'da uzun vadeli bir varlık kurma potansiyelini değerlendirmeyi amaçlıyor. Artemis 3, aynı zamanda, insanların Ay yüzeyinde çalışırken karşılaşabilecekleri teknik, fizyolojik ve psikolojik zorlukları anlamak için önemli bir fırsat sunacak. Bu bilgiler, gelecekteki uzun vadeli Ay görevlerinin planlanması ve insanlı Mars misyonlarının hazırlığı için kritik bir rol oynayabilir. Artemis 3'ün planlanması ve hazırlığı, Artemis programının ilerleyişinde önemli bir kilometre taşıdır ve insanlığın uzay keşifleri alanındaki ilerlemesini temsil etmektedir. Gateway, NASA'nın Artemis programının merkezi unsurlarından biri olan Uzay İstasyonu projesidir. Ay yörüngesine yerleştirilecek olan bu küçük uzay istasyonu, Ay yüzeyine ve derin uzaydaki diğer hedeflere, insanlı görevler için bir geçiş noktası olarak hizmet edecek. Gateway, Artemis programının bir parçası olarak, Ay'a gönderilecek astronotların, daha güvenli, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde, Ay yüzeyine ulaşmasını sağlayacak. Ayrıca, Ay yörüngesinde bir araştırma ve bilim merkezi olarak da kullanılacak.
Bu uzay istasyonu, modüler bir tasarıma sahip olacak ve farklı modüllerin bir araya getirilmesiyle oluşturulacak. Modüller arasında yaşam destek sistemleri, laboratuvarlar, yaşam alanları ve iletişim ekipmanları bulunacak. Gateway'in esas amacı, ay yüzeyine inmek için gerekli olan teknik ve lojistik zorlukları hafifletmek ve astronotların daha uzun süreli görevler için hazırlanmasına yardımcı olmaktır. Ayrıca, Mars ve diğer derin uzay hedeflerine, insanlı misyonlar için bir araç olarak kullanılması da planlanmaktadır. Mars'a yönelik, insanlı görevler için bir hazırlık ve lojistik merkezi olarak da hizmet edebilir. Gateway, uluslararası bir işbirliği çerçevesinde geliştirilmekte olan bir proje olup, NASA'nın yanı sıra, diğer uzay ajansları ve ticari şirketler de bu projeye katkıda bulunmaktadır. Gateway'in inşası ve işletilmesi, uzaydaki insan varlığının sürdürülebilirliği ve derin uzay keşiflerinin geleceği için kritik bir rol oynamaktadır. Artemis programının kullanacağı ekipmanlar, Ay'a insanlı görevlerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için kritik öneme sahiptir. Orion uzay aracı, NASA'nın Artemis programı için geliştirdiği, insanlı uzay misyonlarını desteklemek amacıyla tasarlanmış bir uzay aracıdır. İnsanlı görevler için tasarlanmıştır ve mürettebatı, Ay yörüngesine taşıyacak, orada barındıracak ve Dünya'ya geri döndürecek şekilde donatılmıştır. Apollo programında kullanılan Apollo uzay aracının modern bir versiyonu olarak düşünülebilir. 4 astronotu taşıyabilecek kapasiteye sahiptir. İnsanlı uzay misyonları için tasarlanmıştır ve astronotların uzun süreli uzay seyahatlerini desteklemek üzere donatılmıştır. Uzay aracının uzunluğu yaklaşık olarak 3.3 metre kadardır. Genişliği ise 5 metredir. Kalkış ağırlığı yaklaşık olarak 25 ton civarındadır. O ağırlık, aracın fırlatma sırasında taşıdığı yük ve yakıt miktarına bağlı olarak değişebilir. Alüminyum alaşımlarından yapılmış, güçlü bir yapıya sahiptir. Bu yapı, uzayda karşılaşılan çeşitli fiziksel zorluklara dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır. Orion'un güç kaynağı, fırlatma sırasında ve uzay görevleri sırasında enerji sağlamak için güneş panellerinden oluşur. Modüler bir tasarıma sahiptir, bu da farklı görevler için özelleştirilebilir olmasını sağlar. Orion, uzun süreli uzay seyahatleri için gerekli yaşam destek sistemlerine ve geri dönüş kapsülüne sahiptir. Uzay fırlatma sistemi, NASA'nın uzay araştırmaları için geliştirdiği en güçlü ve en yüksek kapasiteli fırlatma sistemi olma özelliğini taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin insanlı uzay keşiflerine geri dönüşünü sağlamak ve derin uzay keşiflerine olanak tanımak amacıyla tasarlanmıştır. Bu roket, insanlı araçları ve diğer yükleri Ay yörüngesine taşımak için yeterli güce sahiptir. Artemis programının ana fırlatma aracı olup, mürettebatlı Orion kapsülünü ve diğer yükleri uzaya taşıyacaktır. Ana bileşenleri arasında ana roket aşaması, yardımcı roket aşamaları ve üst aşama bulunmaktadır. Ana roket aşaması, roketin ana itici gücünü sağlar ve yüksek performanslı RS-25 roket motorları tarafından desteklenir. Ana roket aşamasının çapı yaklaşık 8,4 metredir. Yakıt tanklarını ve RS-25 motorlarını içerir. Ağırlığı, fırlatma sisteminin bileşenlerine ve taşınacak yüke bağlı olarak değişir. Tam yüklü bir uzay fırlatma sisteminin ağırlığı yaklaşık 2600 tondur. Yardımcı roket aşamaları, ana roket aşamasının altında bulunan ve roketin fırlatma sırasında ek olarak itki sağlayan katı roket iticileridir. Uzay fırlatma sisteminin yardımcı aşamaları, uzunluklarına bağlı olarak değişen çaplara sahip olabilir. Tam kapasiteyle çalıştığında, roketin itme gücü yaklaşık 39,1 meganewton civarında olacaktır. Artemis programı, Ay yüzeyine inişler için özel iniş modülleri kullanacaktır. Bu modüller, mürettebatı Ay yüzeyine taşıyacak ve güvenli bir şekilde indirecek donanıma sahiptir. İniş modülleri, Ay yüzeyinde çalışmalar için gerekli yaşam destek sistemlerini ve diğer ekipmanları barındırır. Artemis programı, Ay yüzeyinde bilimsel araştırmalar yapmak ve keşif faaliyetlerini desteklemek için Ay Rover'ları kullanacaktır.
Bu rover'lar, ayın yüzeyini keşfetmek, numune toplamak ve bilimsel ölçümler yapmak için tasarlanmıştır. Ayın yüzey koşullarına uygun bir şekilde inşa edilmiş ve uzun vadeli çalışmalar için gereken dayanıklılığa sahiptir. Artemis programı, Ay'da çeşitli bilimsel araştırmalar yapmayı planlamaktadır. O araştırmalar, Ay'ın jeolojisi, jeofiziği, kaynakları ve evrimi hakkında daha derin bir anlayış kazanmayı amaçlamaktadır. Uydumuz Ay, Dünya'nın en yakın komşusu olmasına rağmen, jeolojik olarak farklı bir tarihe sahiptir. Artemis programı, Ay'ın yüzeyini ve altındaki jeolojik yapıyı inceleyerek, Ay'ın oluşumu ve evrimi hakkında daha fazla bilgi edinmeyi amaçlıyor. Ay yüzeyinin mineralojisi ve kimyasal bileşimi, Ay'ın nasıl oluştuğu ve nasıl evrildiği hakkında ipuçları sağlayabilir. Artemis görevleri, Ay'ın yüzey malzemelerini toplayarak ve analiz ederek, Ay'daki mineral ve kimyasal bileşimlerin doğasını ve kökenini anlamaya çalışacak. Ay'ın iç yapısı hakkında daha fazla bilgi edinmek için jeofiziksel yöntemler kullanılacaktır. Yerçekimi haritaları oluşturmak, manyetik alan ölçümleri yapmak ve sismik aktiviteyi izlemek gibi çalışmalar, Ay'ın iç yapısı ve oluşum süreçleri hakkında daha iyi bir anlayış sağlayabilir. Artemis programı, Ay yüzeyindeki kaynakları keşfetmeyi ve potansiyel olarak kullanmayı hedeflemektedir. Su buzları, regolit malzemesi ve diğer kaynaklar, gelecekteki insanlı uzay misyonlarında kullanılmak üzere işlenebilir veya çıkarılabilir olabilir. Ay yüzeyinde ve yakın yörüngesinde, çeşitli uzay ortamı araştırmaları yaparak, uzayda insan varlığının uzun vadeli etkilerini ve güvenliğini anlamayı amaçlamaktadır. Artemis programının uzun vadeli hedefleri arasında, Ay'da sürdürülebilir bir insan varlığının oluşturulması ve derin uzay keşiflerinin genişletilmesi yer alıyor. Ay yüzeyinde insanların yaşaması ve çalışması için gerekli altyapının oluşturulmasını hedefliyor. Bu altyapı, habitatlar, yaşam destek sistemleri, enerji üretim ve depolama sistemleri, su arıtma tesisleri ve diğer temel tesisleri içerebilir. Ay yüzeyinde uzun süreli bir varlık için, yerel kaynaklardan gelen yiyecek ve diğer malzemelerin üretimi önemli olacaktır. Bu nedenle, uzayda tarım ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanması da önemli bir hedef olabilir. Sürdürülebilir bir varlık için, güneş ışığından enerji üretimi ve depolama sistemlerinin geliştirilmesi de gereklidir. Bu sistemler, ayın gün ışığı ve gece döngülerine uygun olarak tasarlanmalıdır. Artemis programı, uluslararası alandaki işbirliği ve ortaklık çabalarına büyük önem vermektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve NASA, Artemis'in başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için diğer uzay ajansları, hükümetler ve ticari ortaklarla işbirliği yapmaktadır. Programın merkezi unsurlarından biri olan Gateway Uzay İstasyonu, uluslararası bir işbirliği ve ortaklık çabasıdır. Avrupa Uzay Ajansı, Japon Uzay Araştırma Ajansı, Kanada Uzay Ajansı ve diğer ülkelerin uzay ajansları Gateway'e katkıda bulunmaktadır. Yepyeni belgeseller ve daha fazla bilimsel içerik için abone olmayı unutmayınız.